Şarkıları, dansları, tarzlarıyla kuşkusuz bu toprakların bir rengi romanlar şu sıralar gündemdeler. Aslında çoğu zaman gündeme geliyorlar. Çünkü romanlar için yeni bir eylem planı hayata geçirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da romanlarla bir araya gelmiş. Hatta peş peşe de müjdeler açıklamıştı. Peki romanların beklentisi ne? Onlar neler anlatıyor? CNN Türk ekibinden Fulya Öztürk ve Halil Kahraman romanlarla bir araya geldi. Roman dosyası hazırladı. İşte o renkli görüntüler. O da Allah kuludur. Her kim olursa olsun. İlle de roman olsun, ister çamur doğan olsun. O da Allah kuludur, her kim olursa olsun. İlle de roman olsun, ister çamurdan olsun. Şarkıları, dansları, renkli tarzlarıyla kuşkusuz bu topraklarda bir renkler, romanlar. Türkiye'de resmi olmayan rakamlara göre 3 milyondan fazla roman var. Son zamanlarda yeniden gündemde roman vatandaşlar. Malum geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan romanlara seslenmiş, yeni bir eylem planının altını çizmişti. Biz de romanlarla konuşmak için Balat'a geldik. Onların beklentileri ne? Neler söylüyorlar, neler anlatıyorlar? Balat'tan roman dosyasını açıyoruz. Romanlar böyledirler. Çalgısız yaşayamaz ölürler. Hayat şartları ne kadar zor olursa olsun gülebiliyorsunuz ve kendinizi neşelendirebiliyorsunuz. Bunun formülü ne? Bize bir formül verin bakalım. Hayat nasıl gidiyor? İyi. İyi. Geçinip gidiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da romanlarla bir araya geldiği akşam peş peşe açıklamalar yapmış, roman vatandaşların yaşam şartlarını iyileştireceğiz mesajını vermişti. Hedefimiz her romana bir yuva. Sizleri uygun ödeme imkanlarıyla her kardeşimizi modern, ferah, huzurlu bir eve kavuşturmak istiyoruz. Önümüzdeki aylarda 12 ilimizde bu projeyi başlatmak için hazırlık yapıyoruz. İçişleri Bakanlığımız bünyesinde bir roman koordinasyon merkezi kuruyoruz. Eğitim, istihdam, barınma, sağlık, sosyal hizmet gibi alanlarda desteklerin olacağı yeni eylem planı hazırlandı. Ev yardımı olursa çok iyi olur. Hı-hı. Ev. Evet, ev. Hı-hı. Biz Çanakkale'liyiz kendimiz. Hı-hı. Ev zorluğu oluyor. Hı-hı. Hayat şartlarını düzelsin. Hı-hı. Tamam ablam. Nasıl geçiyor hayat sizlerce? Çok zor. Aşırı zor. Garip insanlar, romanlar. Yani böyle zengin olan bir insanlar değiller. Garip insanlar öyle. O garip insanlar ne bekler, ne ister bu hayattan? Beklentileri neler? Vallahi herkes çok şey istiyor kendine göre. Hı-hı. Mesela benim eşim vefat etti. Sağ ol. Ha, beklentimiz çok. Maddi olarak mı? Ya maddi olarak da, manevi olarak da. Hı-hı. Ama her şeyden önce şey istiyoruz, af istiyoruz. Hı-hı. İyi ki var. O bizim için daha iyi şeyler düşündüğünü biliyoruz yani. İnşallah her şey güzel olur. Okul öncesi eğitime erişemeyen çocuklar için evde eğitim desteklenecek. Roman çocukların erken yaşta evlendirilmesinin önlenmesi için aile ziyaretleri yapılacak. Erken yaşta evliliğin önüne geçilmesi için yine ekipler gelecekmiş bu romanların daha çok yaşadığı mahallelerde. Bizim burada çok küçük yaşta evlendiriliyorlar, evet. Kaç yaşında evlendiriliyor? 15-16. Hala var mı bu? Hala var. Niye peki roman? Kızlarımız yapıyor ama kaçıp gidiyorlar. Bunun önüne geçilmek isteniyor, evet. Devlet tarafından. Evet, istiyoruz, gerçekten istiyoruz. Bak benim de kardeşim var. Birbirlerinin kanına giriyorlar, alıyorlar kendilerini, gidiyorlar. Sonra pişman oluyorlar, en fazla bir sene sonra geri dönüyorlar. İşte bunun önüne geçilebilmesi için bir ekip kurulacakmış. Çok. Bu yöndeki adım önemli mi diyorsun? Evet, önemli. Okumak varken eğitim önemli, aynen öyle. Yandan yandan kelena, karamela, şukar biyav, şukar çay, lemange. Yandan yandan kelena, karabela,
Roman camiası denilince akla gelen ilk isimdir. Romanların pop starı, romanların Tarkan'ı olarak bilinen Kobra Murat'la konuşacağız şimdi. Balat'ta oturuyor kendisi. Evine geldik. Geçtiğimiz günlerde Yüzyılın Romanı programına da katılmıştı. En önde onun anlatacağı çok şey var. Aslında kendisinden dinleyeceğiz. Hem o geceyi hem de romanların taleplerini ve bu yeni eylem planını konuşacağız. Bizi bekliyor şimdi. Hemen yanına gidiyoruz ve kendisiyle konuşmaya başlıyoruz. Şimdi eve geldik. Kapısı çok süslü. Merhaba. Merhaba, selamlar. Merhaba. Ay ne güzel bir karşılama oldu bu böyle ya. Ne güzel ya. Hayatın her anından tad almaya çalışıyoruz. Nefes alıyoruz diye Allah'ımıza şükür ediyoruz. Vatanımızı seviyoruz, bayrağımızı seviyoruz, ülkemizi seviyoruz. Cumhurbaşkanımızı da seviyoruz. Şeref verdiniz. Vallahi damga vurdunuz o geceye. Öyle mi? Vallahi mi? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok konuşuldu. En öndeydiniz. Aynen Murat öyle, Bey. Aynen öyle. Çok seviyor kendisi beni. Vursun da vurlar seda. O geceden önce başlayalım. Sonra roman camiasının taleplerini konuşacağız. O gece en öndeydiniz. Yanınızda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay. Daha sonra Cumhurbaşkanı orada oturuyordu. Nasıl bir akşamdı? Yani neler yaşandı? Orada çok bana ilgisini, sevgisini anladım. Allah razı olsun. Allah başımızı her zaman var etsin. Zaten roman camiasına çok değer veriyor. Yani bu... Mutlu etti mi o gece sizi? Tabii ki, tabii ki her zaman sahip çıkıyor. Hatta Emine Hanım demiş ki, Kobra Murat'la demiş ki, Zenim demiş, mahallede kimin ihtiyacı varsa, neler gerekiyorsa demiş, yardım yapalım demiş. Balat'a mı gelmek? Balat'a gelmek istemiş. Zaten tam alt katımda da Cumhurbaşkanımızın çocukluk arkadaşı, futbol arkadaşı Bayram abi oturuyor. Öyle mi bu apartman? Tabii, tabii, tabii. Onun futbol zamanında. Hı hı. Yani bizim insanımız. Başkanın önemli açıklamaları oldu o akşam. Şimdi gözler tabii roman camiasına çevrildi. Romanların beklentisine, talebine ne istiyorlar? Daha çok iyileştirmek istiyoruz. Yani mahallemizdeki çocuklarımızın okumasını istiyoruz. Çalışmasını istiyoruz. Meslek sahibi olmasını istiyoruz. Romanlar dışlanıldığını mı düşünüyor peki? Çocukluğumuzdan beri öyleyiz abim biz. Mesela ben çocuklarım okula gitmek istemezdi. Çocuklarımı arka masalara oturturlar. Yani arka sıralara oturturlardı. Hala bu var mı peki bu algı? Yoksa o kırıldı biraz mı artık? Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde kırıldı. Şimdi mesela kimse bize çingene diyemiyor. Çingene dendiği zaman biz dava açabiliyoruz o insana. O laf kalktı yani. Roman camiasının değerli insanlar olduğunu Cumhurbaşkanımız bize hissettirdi. Allah razı olsun ondan. Gerçekten biz öyleyiz ama hayatın rengiyiz, neşesiyiz. Ufacık şeylerle mutlu olan insanlarız. Bunu nasıl başarıyorsunuz? Allah'tan gelen bir duygu bu. Doğar doğmaz müzik. Doğar doğmaz hayata gülerek bakmak. Günümüzü, anımızı, saniyemizi çok güzel değerlendirdiğimize inanıyorum ben. Gökkuşağının renkleri gibiyiz. Cıvıl cıvıl. İyi şartlarda yaşam herkes tabii ki istiyor. Tabii. Cumhurbaşkanı o eylem planında işte ev, yeni evlerin yapılacağını söyledi. Daha sonra o eylem planının detayları da şimdi ortaya çıkıyor. Çocuk yaşta evliliklerin önüne geçilmesi İnşallah. İçin yine bir harekete geçilecek. İnşallah. Çok çok güzel şeyler yapacağına inanıyorum. Herkes okusun, herkes iş güç sahibi olsun, herkes çalışsın. Bence çok mantıklı. Bunun önüne geçilebilir mi sizce bu eylem planı? Geçilsin, ben de buna karşıyım. Yani ben de çocuklarımı hayatta o yaşta evlendirmem, bizim kültürümüz olmasına rağmen. Mesela benim kızım 15 yaşında, her gün haber geliyor şu an. Bir söz yapalım, bir nişan yapalım. Hayır diyorum, o okuyacak. Bizim roman camiasından da artık avukatlar da çıkacak, hakimler de çıkacak, memurlar da çıkacak, cumhurbaşkanları da çıkacak, doktorlar da çıkacak. Roman camiasının kalbinin güzelliğini tüm dünya tanıma imkanını bulacak. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Aslında romanı falan da ayrım yapmayın. Aynen öyle. Biz zaten vatanımıza, bayrağımıza çok böyle sadık bir toplumuz roman camiası olarak. Bizim hiçbir zaman anlaşamadığımız böyle insan da olamaz. Lazıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle, Kürdüyle, Sünnisiyle, Hristiyanıyla hepsiyle böyle can ciğer oluruz. Hep insanları bebeğim, çiçeğim, aşkım, aman varsa bile güzel diye konuşuruz. Evet. Hep böyle tatlı dilli olalım inşallah. İnşallah. Tüm Türkiye böyle olsun. Hayatınız roman havası tadında olsun. Adınız kalite, soyadınız marka. Göbek adınız ranga. Sizleri seviyor Kobra. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kalite, kalite. Marka, marka. O da Allah kuludur. Her kim olursa olsun. İlle de roman olsun, ister çamurdan olsun. O da Allah kuludur, her kim olursa olsun. İlle de roman olsun, ister çamurdan olsun. O da Allah kuludur, her kim olursa olsun. Şarkıları, dansları, renkli tarzlarıyla kuşkusuz bu topraklarda bir renkler, romanlar.